Arkadaşlar merhabalar. Sıradaki videomuz hareket problemleri. Malumunuz biliyorsunuz en son işçi ve karışım problemleri yapmıştık. Kar zararla beraber. Bugün de problem türümüzün sonuncusu. Yani sonrasında grafik problemlerinde ufaktan bir değineceğiz ama. Sonuncusu hareket problemleri. Hareket problemlerinde arkadaşlar. En temel unsurumuz. En temel unsurumuz yol hız zaman ilişkisidir arkadaşlar. Yani x eşittir v çarpı t. T neydi? Zaman. V neydi? Hız. X neydi? Yol. Bunu ben arkadaşlar biraz daha üçgenleştirerek yazıyorum. X, V, T ilişkisine. Neden hocam? Buraya baktığımızda arkadaşlar bana soruda ne lazımsa ben direkt üçgene bakarak daha net görebiliyorum. Nasıl yani hocam? Atıyorum bana yol mu lazım? Yolu kapatıyorum. Hız çarpı zaman kaldı. Atıyorum bana zaman lazım. Zamanı kapatıyorum. Yol bölü hız kaldı. Bana ne lazım? Hız lazım. Hızı kapatıyorum. Yol bölü zaman geldi. Yani bana ne lazımsa arkadaşlar onun üzerine kapattığım takdirde istediğim elde edebiliyorum. Burada arkadaşlar temel formülümüz bu olacak. Tam aynı yönlü hareket, zıt yönlü hareket. İşte atıyorum nehir tren soruları vesaire gibi kalıplarımız da var. O kalıplarda da arkadaşlar detaylandırmasını yapacağım zaten. Burada arkadaşlar ama en önemli unsurumuz bizim nedir? Yol hız zaman ilişkisi. Zaten yazacağımız tüm formüllerde bunu kullanacağız. Şimdi arkadaşlar Öncelikle şu aynı yönlü hareket olayına bakalım. Aynı yönlü hareketli arkadaşlar. Şöyle bir olayımız var. Şuradan V1 hareketlisi, şurada da V2 hareketlisi olsun. Aradaki mesafe x dersek ikisinin x nedir arkadaşlar? x nedir? Hızlar farkı çarpı zamandır. Neden? Çünkü arkadaki öndekini kovalıyor. Herhangi bir şekilde karşılaşma yok söz konusu değil, yakalama söz konusu. Burada o zaman ne olacak? Burada biri kaçıp biri kovaladığı için benim yakalama sürem, yan yana gelme sürem artacak. E, süre arttığı için doğal olarak hız azalacak. Hız azaldığı için de farklarını aldık arkadaşlar. Onun dışında bir de zıt yönlü hareket var. Burada karşılıklı hareket ediyor bazı arkadaşlarımız ama ben bunu zıt yönlü diye yazmayı tercih ediyorum. Sebebi de şu. Şurası V1, şurası V2, şurası X olsun. Aynı şekilde aynı noktadan sırt sırta V1 ve V2 diye giderlerse yine bu zıt yönlü hareket oluyor. Mesafemize yine x dersek. O zaman bunun formülü nedir arkadaşlar? Yol eşittir. Hızlar toplamı çarpı zamandır. Buna da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yani aynı yönlü harekette ne yapıyormuşuz? Hızların farkını zıt yönlü harekette hızların toplamı sebebine Sebebi ne? Aynı yönlü harekette biri kaç bir kovaladığı için burada ne oluyor? Yakalama sürem artıyor. Arttığı için de hızımın azalması gerekiyor. Çünkü hız zaman ters orantılı zıt yönlü hareketliyse arkadaşlar birbirlerine doğru ne oluyor? Kavuşma süreleri azalıyor. Süre azalırsa ne oluyor? Hız artıyor demektir. O zaman hızları da topluyoruz burada. Onun dışında değerli arkadaşlar burada tren sorularımız var. Tren sorularımız da neredir Trende ben genelde en çok birime dikkat edin diyorum. Neden birime dikkat edin diyorum? Burada arkadaşlar birim dediğimiz şey size met süreyi e veya atıyorum mesafeyi metre saniye dakika cinsinden verir. Ama hızı kilometre saat cinsinden verir. Burada her zaman ya hepsini kilometre ve saat cinsinden yazacağız ya da hepsini metre dakika ise dakika saniye ise saniye cinsinden yazacağız. Onun için birim bizim için çok önemli. İkinci önemli unsur ise arkadaşlar soruda gördüğünüz mesafe diyeceğiniz her şey bizim yolumuzdur tren boyu, tünel boyu, köprü boyu, bir ovadan geçiyorsa ovanın uzunluğu vesaire. Ve iki tane tren karşılıklı geliyorsa bu trenlerin toplam uzunlukları ve bir tren bir tabelayı, bir insanı, bir hayvanı, bir canlıyı, bir şeyi geçiyorsa burada trenin kendi boyu yine yoldur. Yani uzunluk olarak göreceğiniz her şey yoldur. Ki trende zaten bir espri yok. Yol eşittir, hız çarpı zamandır. Trende mevzumuz bundan ibaret arkadaşlar. Onun dışında bir de neyimiz var? nehir sorularımız var. Tabi biz nehir diyerek sınırlamayacağız olayı ama detaylandıracağım şimdi. Şurada şu mesafeye biz x diyelim. Şuradan bir v hareketlimiz olsun. Şuradan bir v akıntımız olsun. Yine şuradan bir v hareketlimiz olsun. Şimdi arkadaşlar hareketliden kastettiğim bir yüzücü olabilir. Bir işte kuş, muş, balık, herhangi bir şey uçak ya da ne bileyim bir insan, bir kayık herhangi bir şey olabilir. Hareketliden kastettiğimiz o. Şimdi burada arkadaşlar akıntıyla aynı yön dersek ne oluyor? Akıntıyla aynı yönde arkadaşlar bir akıntı hızımız var bir de kendi hızımız var. Ne oluyor? Doğal olarak hızımız artıyor. O zaman x eşittir ve hareketli artı ve akıntı çarpı zaman. Peki akıntıya ters derse akıntıya ters derse burada da ne yapıyoruz? Yol eşittir ve hareketli artı demeyeceğiz tabii ki bu sefer. Ve hareketli eksi veya akıntı çarpı zaman diyoruz. Yani burada arkadaşlar akıntıyla aynı yönde olup olmaması veya ters olup olmaması bizim için önemli. Burada biz nehir olarak sınırladık ama ben ne demiştim size? Nehir olarak bakmayalım sadece. Burada hızımıza bizim kendi hızımıza etki eden pozitif ya da negatif yönde etki eden arkadaşlar herhangi bir kalıp herhangi bir ortamda bu kalıbı kullanabiliyoruz arkadaşlar. Nasıl yani hocam? İşte atıyorum bir uçak, kuş, uçurtma herhangi bir şey. Bunu rüzgara karşı rüzgarla aynı yönde gibi. Veya çoğaltabilirsek örnekleri yürüyen merdiven. Merdivenin giriş yönünde merdivene ters yönde gibi. Veya işte dalga, deniz dalgalı deniz. Dalgaya karşı dalgayla aynı yönde gibi. Yani burada arkadaşlar birçok örneklendirme yapabiliriz. Kalıp olarak nehir sorular dediğimiz için öyle nehir olarak kaldı bu. Ama dediğim gibi birçok çeşitlendirme yapabiliyoruz. Onun dışında bir de arkadaşlar kalıp olarak neyimiz kaldı? ortalama hızımız kaldı. Ortalama hız arkadaşlar ben buna word diyorum. Word'umuz arkadaşlar nedir? Toplam yol bölü toplam zaman diyoruz. Şimdi burada güzel kısmı şu. Yani burada arkadaşlar yol bölü zaman ilişkisi ki zaten üçgende de zaten nedir? Hız ararken yol bölü zamana bakıyorduk. Burada yol bölü zaman güzel basit, sade bir şey formül ama burada sıkıntı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Soru da size ne yolu verir, ne zamanı verir. Der ki işte bir araç işte yolun yarısını 50 ile gidiyor. İşte yarısı demeyeyim de yolun 3'te 1'ini 50 ile gidiyor. 3'te 2'sini 40 ile gidiyor. Buna göre ortalama hız nedir? Şimdi bakıyorsunuz hızını vermiş ama ne yol vermiş ne zaman vermiş. Burada da yolu ne yapıyorsunuz? İşte 1'e 3 olarak parçaladığı için arkadaşlar 1'e 2 oranında parçaladığı için 3x diyorsunuz toplam yola. Gittiği yollarda da 3'te 1'in 50 ile gitmiş demiştik. x bölü 50 yani yol bölü hız bana neyi verir? Zamanı verir. Aynı şekilde kalan 2x bölü 40 da diğer zamanı verir. Bunları topladığımızda bize neyi verir? Vortu verir. Yani arkadaşlar toplam yol bölü toplam zaman yaparken alın bu yol adı alın bu da zaman hadi çözün demez kimse size. Burada hızı kullanarak zaman zaman değil de yola da bir değişken vererek arkadaşlar sizin ilerlemenizi ister. Buna dikkat etmeniz yeterli. Yani burada güzel bir şey söyleyeceğim size. Eğer burada alınan yol eşitse, işte atıyorum Kadir Hoca evine gidiyor ve geri dönüyor. E bu ne anlama geliyor? Evime gidip geri dönüyorsam aldığım yol aynı yol demek. Eşit mesafe demek. O zaman eşit mesafe varsa arkadaşlar, word eşittir. 2 çarpı giderken kızım, dönerken kızım. V1 artı V2 arkadaşlar. Buradan da ortalamamızı bu şekilde hesaplayabiliyoruz. Ama nedir? Eşit zaman diliminde gidilirse işte atıyorum pardon eşit yol diliminde gidilirse. Yani ben eve gittim geri döndüm. Gittiğim yolda aynı döndüğüm yolda aynı. Ya da işte Kadir Hoca evine giderken yolun yarısını şu hızla yarısını bu hızla gitti. Yani yine eşit mesafe kat edildi. Yine burada maviyle yazdığım formülü uygulayabilirsiniz. Hiç yukarıda toplam yol toplam zamanla uğraşmanıza gerek yok. Zaten şu ifade oran orantıda bahsetmiştim. Arkadaşlar harmonik ortalamadır. Harmonik ortalamayla buluyoruz. Zaten yapılan eylemde harmonik hareket. Tamam. Bunlar arkadaşlar temel formüllerimiz. Ama özünde baktığımız zaman hemen hemen hepsi yol, hız ve zaman ilişkisinden ortaya çıkan formüller. Sadece burada biraz uyanık olup sadece fikir bile yürütsek formülü ezberlemeden çok rahat soru çözebiliyoruz. Zaten göreceksiniz birazdan. Zaten hareket problemlerinde çok aman aman deli gibi kalıp yok. Bu videomuzda çok uzun süreceğini sanmıyorum. Yani keyifli izleyebileceğiniz kısa ve öz bir video olacağını düşünüyorum. Şimdi sorulara geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Saatteki hızı 34 olan bir araç 20 saatte aldığı bir yol. Yani 34 çarpı 20. Hız çarpı zaman bana neyi verecek? Buradan 680 kilometre yani yolu verecek. Bana diyor ki hızı 170 olan araç aynı yolu kaç saatte alır? E zaten yol böyle hız ilişkisi bana neyi veriyordu arkadaşlar? Zamanı veriyordu. Biraz dikkat edersek sorular zaten çok kolay. Onun dışında arkadaşlar bakın böyle sayısal bir değer vermeden V'li M'li bir şeyler verirse ne yapacağız? Soru yine özünde kolay bir soru. Sadece şunu yapıyoruz. Bize yol miktarı vermediği için yola ben 4x diyorum paydamız 4 olduğu için. Diyor ki ortalama V hızla 8 saatte gidiyor. Bakın hiç buna da gerek kalmadı. Neden? Şurada zaten yolu vermiş. Hız çarpı zaman bana neyi verecek? Yolu vermeyecek mi? O zaman yolumuz neymiş? 8V. Diyor ki aynı yolun dörtte birini. Yani 2V yolu 2V hızla gitmiş. O zaman yol bölü hız dersen bana neyi verir? Zamanı verir. Doğru mudur? Devam ediyorum. Onun dışında kalan kısım yani arkadaşlar 6V'lik yolu da V bölü 2 hızla gidiyor. E bunların toplamı da bana ayrı ayrı zaman vereceği için total zamanı vermez mi? düzenliyorum şimdi şuradan ne geldi 1 geldi artı şuradan ne gelir düzenlersek ters çevirip çarptığımızda 12 gelir demek ki toplam yolum ne kadar sürmüş 13 saat sürmüş yani gördüğünüz üzere aslında temel yol hız zaman ilişkisini kullanıyoruz başka hiçbir şey yok mesela alın yine bir araç iki şehir arasındaki yolu sabit hızla 6 saatte gidiyormuş doğru mudur hızına V diyelim bilmiyoruz sonuçta o zaman yol ne çıkar? 6V mi çıkar hız çarpı zamandan? E o zaman bana diyor ki eğer saatteki hızını 30 arttırırsa. Yani hızım V iken V artı 30 olursa 4 saatte gidiyormuş. E bu da bana yolu veriyor. Demem. Sonuçta hızını 30 arttırdığında da 4 saatte gidiyormuş. E ikisi de yolsa o zaman direkt şuradan eşitlikten yürürüm. 6V eşittir. 4V artı 120. Attık diğer tarafa. 2V eşittir 120. Ve buradan ne çıkar? 60 çıkar. O zaman V60 çıkıyorsa bu iki şey arasındaki uzaklık neymiş arkadaşlar? Yerine yazarsak 6 çarpı 60 360. Yani göründüğü üzere arkadaşlar çok karmaşık işlemlerimiz, eylemlerimiz yok. Bakalım benzer sorularla vakit kaybetmeyeceğim. Bakın alın böyle x ile y'li bir soru. Karşınıza pek çıkacağını düşünmüyorum ama ben yine vereyim yazayım. En azından fikriniz olsun. Şimdi Diyor ki bir araç belli bir yolu. Yolu bilmiyorum yine bakın. X hızla Y saatte alıyor. O zaman yol neymiş? X çarpı Y'miş. Bana diyor ki saatteki hızı 2 km artarsa yani X artı 2 olursa aynı yolu kaç saatte alır demiş. T'yi bilmiyoruz. T dedik bu sefer. O zaman her tarafı X artı 2'ye bölersek bana T'yi vermez mi arkadaşlar? O da neymiş? X'ye bölü X artı 2 olurmuş. Yani sorularda karşınıza ne çıktığının çok da bir önemi yok. Ne yapacağınızı bildiğiniz takdirde gerisi çocuk oyuncağı. Şimdi bakın güzel bir soru. Şimdi yolun dörtte birini beşte ikisini demiş. O zaman ben yola diyorum ki 20x. Bilmiyoruz ya ne olduğunu. Ben ne demiştim sayı kesirde size? Direkt paydaların katını alın demiştim. E o zaman arkadaşlar 1 bölü 4 yani 5x'ine 40 hızla gidiyor. E o zaman yol bölü hız bana zaten zaman vermiyor muydu? artı kalan yol demiş. Bakın 5 gitti. 15x kaldı. O zaman burada da 5'te ikisi ne yapar? 6x yapar. Kalan yolunda 60 ile gitmiş. E geriye ne kadar kaldı? Geri kalan yol demiş. E 6 daha gitti. 9x kaldı. E bu kalan, kalan yolu da arkadaşlar son kalan yolu da 90 hızla gitmiş. E bunların hepsi zaman veriyor bana. T1, T2, T3. Bana bunların toplamını vermiş zaten. Neymiş? 13. 13. E o zaman düzenleyelim arkadaşlar. Burada hepsi nerede birleşiyor? 360 ile birleşiyor. Hiç sadeleştirme yapmadan yapacağım. Şurası 4 ile, şurası 6 ile, şurası 9 ile. Düzenliyorum şimdi. 45x artı 36x artı 36x bölü 360. E o zaman bu da 13 e eşitmiş. E düzenliyorum şimdi. 45, 72 daha ne yapar arkadaşlar? 45, 72 daha. Hatta topladığınızda 117 mi yapıyor yanılmıyorsam? Evet 117 yapıyor. 117 117 x bölü 360 eşittir 13. Bununla bu giderse 9 kalır. E, 9 x eşittir 360 ise x ne çıkar? 40 çıkar. E bize ne diyor yolun tamamı? E 20 x demiştik. Yolun tamamı da 800 yapar o zaman. Yani olay basit. Bizden ne istiyorsa ya da soruda ne eksikse Direkt üçgene bakarak onu kapatıp bulabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Yani şu soru güzel bir soru. Denklemini kurup bırakacağım size. Şık bir soru. Şimdi diyor ki Yağız evden otobüste ortalama 90 hızla giderse 24 dakika geç kalıyor. Demek ki bu vatandaş T saat gibi bir sürede varıyormuş normalde. O zaman 90 hızla giderse varması gerekenin 24 dakika geç diyoruz. Burada da aynı şekilde 120 ile giderse varması gerekenden 12 dakika erken varıyormuş. Dersek ve eşitlersek normal şartlarda doğru çıkması gerekiyor. Ama şimdi ama kısmına geliyorum. Birimlere dikkat edin. Saat, saat ama dakika, dakika. O zaman ben 24 dakika değil 24 bölü 60 diyerek saate çevireceğim. 12 dakika değil 12 bölü 60 diyerek saate çevireceğim. Sonra bu denklemden çıkacak T değeri bizim formülde normal şartlarda vardığımız t değer oluyor. Ondan sonra şurada ya da şurada yerine yazmanız yeterli. Yani dediğim gibi soru çok karmaşık bir soru değil. Birimler önemli. Doğru okumanız önemli arkadaşlar. Çok basit gibi görünen bir soru sizi ters köşe yapabilir. Şimdi 500 kilometrelik bir yolun bir kısmı toprak kalan yol asfalt. Şimdi bizden nereyi istiyor? Asfalt. O zaman ben asfalta x derim. Toprak yola da 500 eksi x derim. Şimdi devam ediyorum. Toprak yolda 40 hızla gidiyormuş. Hmm. 500 eksi x yolum var. O zaman 40'a bölersem zamanı verir bana. Doğru mudur şu? Çünkü yol böyle hıza baktık yine. Üçgen de öyle söylüyor bize değil mi? Üçgen neydi? X, V, T doğru mu? Benden ne istiyor? Zaman istiyor. Zaman istediği için yol böyle hıza baktım. Devam ediyorum. Diyor ki 40 hızla gidiyormuş. Asfaltta ise arkadaşlar 60 hızla gidiyormuş. E bu da bana zamanı veriyor. Bu T toprak, bu T asfalt. E o zaman arkadaşlar bunların toplamı da 9'a eşitmiş ki tüm yol 9 saatte gitmiş. Bitti soru bu kadar arkadaşlar. Yani özüne baktığınızda çok aman aman böyle ne no oluyor diyeceğiniz sorular değil. Ve ben size en başından beri problemler için ne diyorum? Cümle cümle gidin. Adım adım gidin ki daha net otursun. Her şey bundan ibaret. Şimdi aynı soru geçiyorum bunu bakalım. Geç benzerini çözdük bunu da. Heh. Yo bu da aynı. Yine hocam yolumuz AB kenti arasına X dersek e, X bölü 48 bana zamanı verir. E, X bölü 120 de zamanı verir. Biri gidiş biri dönüş zamanı. E, bunların toplamı da 7. Yani gördüğünüz gibi artık çok da aman aman sorular yok. Onun dışında devam ediyoruz. Bakalım bakayım. Burada grafik sorusu çok güzel bir soru aslında bu. Bu karmaşık say şey karmaşık sayı deyip duruyorum ama ka karışım problemlerinde de karşınıza çok sık çıkar arkadaşlar. Nasıl yani hocam? Şimdi burada arkadaşlar Grafiklerde şuna dikkat ediyorsunuz. Şimdi karışım problemler ne alaka edeceksiniz? Karışım problemlerimizde 3 değişkenimiz vardı. Neydi? Ham madde karışım yüzde. Burada ne var? Yol, hız, zaman. 3 değişkenli sorularda bu grafik çok rahat kullanılabilir. Karşınıza da çıkabilir. Burada arkadaşlar grafiğe baktığınızda anlaması çok kolay bir grafik. Ne yapıyorsunuz? Sadece dallara bakıyorsunuz. Dallarda birini yol birini zaman vermiş değil mi? Eksenlerde. O zaman burada eksik olan nedir arkadaşlar? hızdır. O zaman ben ayrı ayrı hızlarını bulacağım şimdi. O zaman A nedir? Yol bölü hız. Yani pardon, yol bölü zaman. 150 bölü 5 bunun hızı neymiş? 30'muş. B'yi buluyorum. Yol 120, zaman 6. Bunun hızı 20 miymiş? Diyor ki, bu araçlar birbirlerine doğru hareket ederlerse, e, hızlar toplamı 50 yapıyor zaten. Birbirlerine doğru hareketle ne yapıyorduk? Hızları topluyorduk. Çarpı zaman. Aralarındaki mesafe neymiş? 200 metreymiş. Doğru mudur? Bulduk. K ile arasındaki uzaklık e zaten bunu istiyormuş bizden. Olay gördüğünüz gibi çok çok basit bir soruydu. Yani olayda arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ne eksikse onu yakalamaya çalışıyorsunuz. Bu karışım problemleri için de geçerli. İşte atıyorum e, ham maddeyle neyi verdi? Oranı mı verdi? O zaman karışım kovalayacaksın. Karışım ham maddeyi mi verdi? Oranı kovalayacaksın. Eksik olan neyse ona yürüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada da güzel bir soru. Burada sadece bir hatırlatma amaçlı soracağım bu soruyu. Şimdi baktığımızda gideceği yolun 9'da birini. O zaman yola ben 9x dersem 9x dersem x'i sabit bir hızla v hızla gitsin. Tamam mı? Sonra diyor ki kalan yolda da kalan 8 xte de hızını 3 kat arttırıyor. Buraya da 3v dersiniz. Soruyu izleyenlerin çözmeye çalışan %90'ı. Ama burada arkadaşlar 3 kat arttırıyor diyor. O zaman benim hızım v idi. 3v arttı ne olur? 4v olur. Toplam yolda 36 saat sürüyormuş. Doğru mudur? E o zaman bitti soru. Şurayı 4 ile genişletirsem. 12x bölü 4 ve eşittir 36. Şununla şu gider. 3x kalır. Doğru mudur? E o zaman buraya baktığımızda bizden x bölü v'yi istiyor zaten arkadaşlar. E o zaman 3 ile de 36 gitti. x bölü v oranı ne çıkar? 12. Zaten bizden bunu istiyor. Şimdi bakalım. Buradaki sorularda ha, şık bir soru arkadaşlar. Bakın buraya şimdi. İki aracımız var. Diyor ki hızlı fazla olan araç yola çıkmış gitmiş 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 B'ye varmış burada durmuş. O sırada da bu arkadaşlar da ta buraya kadar gelmiş. Doğru mudur? E o zaman şimdi hızlı fazla olan araç B kentine varıp döndüğünde C ile karşılaşıyorlarmış. CB arası 100'müş. CB arası yüzmüş. A, arası kaç kilometrede demiş. E şimdi arkadaşlar şuraya da ben X dersem ne yapacağız? Bu vatandaş X artı 100 gidiyor. Doğru mudur? X artı 100 gidiyor. Hatta 100 de dönüyor. X artı 200 gidiyor. Bölü hızı 70. Yani yol bölü hız bana zamanı verecek. X bölü 100 diyorum. Pardon X bölü 50 diyorum. Burada arkadaşlar karşılaşma, buluşma söz konusu ise zamanlar eşittir. Burada da onu yaptık. Sıfırlar gitti. İçler dışlardan 7x eşittir. 5x artı 1000. Bunu buraya eksi atarsak 2x eşittir 1000. X buradan ne çıkar? 500 çıkar. Olay bu kadar basit. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sıradaki soruya. Sıradaki sorumuz ortalama sorusu arkadaşlar. Burada bize diyor ki A'dan B'ye tamam mı? A'dan B'ye 60 ile gidip hiç beklemeden 40 ile dönüyormuş. Doğru mudur? Şimdi burada normalde arkadaşlar toplam yol bölü toplam zaman yaparız. Ama dikkat edin aynı yol gidiliyor. O zaman ben bir pratik vermiştim Word için. Neydi? 2 çarpı V1 çarpı V2 bölü V1 artı V2. O da nedir? 2 çarpı 60 çarpı 40 bölü 60 artı 40. O da ne olur arkadaşlar? Buradan 4800 bölü 100 yapar. O da buradan 48 çıkar. Yani gördüğünüz gibi eşit mesafede yol alındığında ortalamamız çok kolay bulunabiliyor arkadaşlar. Onun dışında bakalım. Devam edelim şöyle. Güzel sorulara bakalım, böyle e, en azından sizlere bir şey katacak sorulara bakalım. Şimdi çok şık bir soru yine. Buraya baktığımızda, hızı 40 olan bir kamyonun hareketinden 3 saat sonra. Şimdi arkadaşlar bir yolumuz var. Bir kamyon 3 saat yol alıyor. O zaman 40 çarpı 3, ne olur? 120 kilometre yol alıyor. Kamyon buradaymış. Hızı da neymiş arkadaşlar? 40 Diyor ki, aynı noktadan aynı yönde hızı 70 olan bir araba geliyor bu sefer de. Diyor ki, aradaki mesafede 120. Kamyona kaç saat sonra yetişir? Ya e arkadaki mesafeyi biliyorum ben. 120, hızlar farkı çünkü zıt yönlü hareket değil, aynı yönlü hareket yapıyorlar. 30. 4 saat sonra karşılaşıyorlarmış. Yani şurada 4 saat sonra buluşuyorlarmış. Ama burada soruda detay var. Bu sazan cevabı 4 saat. Detayımız şu arkadaşlar. Hareket ettikten kaç saat sonra? E zaten kamyon burada 3 saat yol almadı mı? E 4 saatte burada yol aldı. Totalde 7 saat diyorsunuz. Tamam. Burada mutlaka düşürücü, yanıltıcı bir cevap olur. Sakın ha düşünmeden hareket etmiyorsunuz. Diyor ki kamyon hareketinden sonra diyor. Yani kamyon ta buradayken hareket etmişti. Arabanın olduğu yerden hareket etmişti. O zaman ta o zamandan beri ne varsa hepsini sayacağız. Onun dışında... Buradan şöyle güzel sorulara bakalım. Standart sorular bunlar arkadaşlar. Geçmemin sebebi çözmek istemediğimizden değil. Benzer sorularla sizi boğmamak. Videoda da vaktinizi çalmamak. Şimdi alın ortalama hız demiş. Doğru mudur? Ama bu sefer dikkat edin. Oradan oraya gidip geri dönüyor falan demiyor. Yani eşit mesafeden bahsetmiyor. O zaman ben ne yapacağım şimdi? Toplam yol bölü toplam zamandan gideceğim. Toplam yolu bulabilir miyim? Bulabilirim. 80 hızda 3 saat gitmiş. 80 hızla 3 saat gitmiş. Doğru mudur? O da nedir? 240. Doğru mudur? Buraya baktığımızda artı diyorum. 60 hızla da 2 saat gitmiş. Bu da 120. Böyle toplam zaman nedir? 3 saate 2 saat. Yani 5. O da nedir? 360 bölü 5'te ne çıkar arkadaşlar? 70. Buradan da 360 bölü 5 ne çıkar arkadaşlar? 72 çıkar. Yani demek ki şey gidilen yollar eşit değilse ne yapılabiliyormuş? Toplam yol böyle toplam zamanı verilenlerden de bulabiliyormuşuz. Devam edelim. Bakalım. Bakın güzel bir soru. Yine düşürücü bir soru. Aslında zor bir soru değil ama düşürücü bir soru. A şehrinden saatteki hızı 100 olan bir araç, B şehrindeki hızı 150 olan bir araçla aynı anda birbirini doğru hareket ediyor. Tamam. 4 saat sonra o zaman bu vatandaş 400 kilometre yol almıştır. Bu da 150 çarpı 4'ten 600 kilometre yol almıştır. O zaman benim yolum 1000 kilometre. Bunda bir sıkıntı yok. Buna göre karşılaşmalarından kaç dakika sonra B'den harekete başlayan araç. B'den harekete başlayan araç şuydu. 150 ile giden araçta A'ya varır demiş. E zaten arkadaşlar yol böyle hız bana zamanı vermiyor mu? E hocam bu tam çıkmadı 50 ile sadeleştirdik. Şıklarda böyle bir şey yok. Niye yok biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü kaç dakika demiş. Biz ne hesapladık sürekli arkadaşlar? Saat hesapladık. Değil mi? O zaman ne yapıyorum? Çarpı 60 diyorum. Doğru mudur arkadaşlar? Çarpı 60 dersem de dakikaya çevirmiş olurum. O da 160 çıkar arkadaşlar. Soru özünde bu arkadaşlar. Bakalım. Burada ne var? B'de arası nedir? Yani buraya bakalım kolay bir soru bu da ama yine düşünmeniz gereken detaylı bir soru. Şimdi hızları sırasıyla 80 ve 60 olan iki araç A ve B noktalarının aynı anda birbirlerine hareket ettiklerinde 2 saat sonra. O zaman bu 120 kilometre gider bu 160 kilometre gider. Doğru mudur? Mesafe 280 kilometre. Diyor ki eğer aynı anda aynı yöne doğru gitselerdi. Yolu biliyorum artık aralarındaki 280 hızlar farkı da 20 o da ne yapar 14. Doğru mudur? hızlı olan diğerine D noktasına yetişecekmiş. Yani 14 saat yol gitmeleri gerekiyor. E o zaman buradaki vatandaş 14 çarpı 60 hız çarpı zamandan 840 metre mi gitmesi gerekiyor ya da kilometre? E bize ne diyor? BD arası diyor. Allah Allah bizden de bunu istemiş zaten. Cevap 840. Yani aynı yönde gittikten de süreyi buldum. E sürede de zaten 60 ile gideceği için de aldığı o 840'tır dedim. Devam edelim. Sıradaki soru arkadaşlar. Şimdi sıradaki soruda arkadaşlar aslında gözüme şu anda 3 tane soru çarpıyor. Hatta 4 oldu. Arkadaşlar ikinci soru buraya baktığımızda. ikinci soru, üçüncü soru, beşinci soru ve altıncı soru. Tam sizlik sorular arkadaşlar. Tren sorusu detayımız var. 3 ve 6 birbirinin neredeyse kopyası. 2 de arkadaşlar yine bir pekiştireç sorusu olacak. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar ne görüyoruz? İki araç var. Diyor ki A şeridinin C'ye doğru harekete başlıyorlar. Hızlı olan C'ye varıp yani şu mübarek C'ye varıp sonra geri dönüyormuş. Bu vatandaş da buraya geliyormuş ve karşılaşıyorlarmış. Karşılaşmada ben ne var demiştim? Zamanlar eşit var demiştim, değil mi? O zaman da zamanlar eşitse arkadaşlar şu mesafeye x, şu mesafeye y dersem 90'la giden araç ne kadar gitmiş? Bakın x gitmiş, y gitmiş, sonra bir daha y dönmüş. Yani x artı 2'ye yol gitmiş 90 hızla. Diğer vatandaş sadece x gitmiş. x bölü 60 hızla gitmiş. Doğru mudur? E o zaman arkadaşlar 30 ile sadeleştirirsem 3'e 2 kalıyor. İçler dışlardan 3x eşittir 2x artı 4y. Eksi olarak gelecek x eşittir 4y olur. O zaman baktığımızda x gördüğümüz yere biz 4y ye yazarsak AB 4Y, C, D, Y sadeleştirirsek ne olur? 4 olur. Mevzu bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi 3'e bakalım. Bakın şunu unutmuyorsunuz. Hızla hızla alınan yol doğru orantılıdır. Niye? Aynı zaman diliminde mesela 1 saatlik zaman diliminde ben 100 ile gidersem 100 km yol alırım. 200 ile gidersem 200 km yol alırım. E o zaman arkadaşlar baktığımda şimdi AD'ye ben 1 bir birim dersem AC toplam 3 birim olacağı için 2 olur. E o zaman burada 3 olur. Burada 3 olur. E şimdi V1'in alacağı yol ne kadar? 4 birim bölü V1 eşittir. V2'nin alacağı yol ne kadar? 5 birim bölü V2 diyorsunuz. E o zaman arkadaşlar V1'e ben V1'e ben 5 dersem V2 pardon V1'e ben 4 dersem V2'de 5 mi oluyor? 4'e 5 dersek eşit olacaklar çünkü değil mi? Neymiş? Alınan yollar benim için yeterliymiş. Yani V1 aracı 4 yol gidiyorsa o zaman hızı 4 birimdir. Bu 5 yol gidiyorsa hızı 5 birimdir diyorum. Direkt. Düz mantık yapmanız yeterli arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Burada 5. soruya bakıyorum. Bakın hatta önce 6'ya bakalım sonra 5'e bakalım. Burada arkadaşlar önce şu oranları bir yerleştirelim. CB'ye ne demiş? 1 bir birim. AB'ye ne demiş? 3 birim. Şurası 3 birim. Şimdi arkadaşlar aynı zamanda EC'ye 1 bir birim derse DE'de 4 birim. Şimdi şu uzunluk hem 3'ün hem 5'in katı olacak. Çünkü toplam 5 birim yukarısı aşağısı da 3 birim. O zaman ikisinin ortak katı 15 derim. Şurası 15 birim. O zaman şurası 3 olur. Şurası 12 olur. O zaman 1'e 3 oran olacağı için de şurada arkadaşlar. Şurası da 5 olur. Bitti. Yine oran istediği için ve karşılaşma söz konusu olduğu için direkt aldıklar yollarla hızlar doğru orantılı olacağından direkt yollara bakıyorum. V1 ne kadar yol gider? 5'e 12. Toplam 17 yol gider V1'imiz. V2 ne kadar yol gider? 15, 20, 23 yol gider. Bunun da hızı 23'müş. 23/17. bölü 17. Aslında bu soru birçoğunuzun korkulusu, korkulur yası ama yani gördüğünüz üzere çok da aman aman karmaşık bir şey değil. Geldik 5. soruya. 5. soruda saatteki hızı 72 km olan bir tren. Bakın. Burada birimlere dikkat demiştim. Bakın saatteki hızı 72 km ama dikkat edin metre demiş saniye demiş. O zaman önce ben ne yapacağım? 72 kilometre bölü saati kilometre bölü saati neye çevireceğim? Metre bölü saniye. Şimdi 1 bir met, bir kilometre 1000 metre olduğu için 72 kilometre 72 bin metre bölü 1 saatte 3600 saniye. E o zaman arkadaşlar şununla şu giderse benim cevabım ne kalır? 20. Benim hızım neymiş? 20'ymiş. Yol için ne diyorduk arkadaşlar? Gördüğümüz tüm uzunluklar. Tren boyunu bilmiyorum. T dedim. Artı tünel varmış 400 metre. Onu yazdım. Eşittir. Hızımız 20. Zamanı da 30 saniye vermiş. E o zaman düzenlersek T buradan ne çıkar? 200. Aslında gördüğünüz üzere tren sorusunun hiçbir esprisi yok. Tek esprisi şu. Birim çevirme. Bunu da anladınız diye düşünüyorum. Saniye dediği için 3600 dedik. Dakika desi de 60 diyecektik arkadaşlar klişe sorular bunlar arkadaşlar. Yani biraz detayla çok rahat yapabilirsiniz. Bakalım nehir sorusu varsa nehir sorusu çözeceğim. Yani dairesel pist bir tane bundan çözelim hadi. Şimdi arkadaşlar çevresi 2400 olan bir çemberimiz var. Yani şurası 1200, şurası 1200. Diyor ki buradan arkadaşlar hızı 210 ve 150 olan araçlar birbirini kovalayarak yan yana gelmeye çalışıyor. Şimdi ikinci kez yan yana demiş. Şimdi arkadaşlar ikinci kez bulmak için önce ilkini bulmak gerekiyor. Bunlar buluşana kadar aradaki mesafe nedir? Hızlı olanın önündeki mesafedir. 1200 metre değil mi? 1200 metreyi ben hızlar farkına bölsem. Yani 60'a. Doğru mudur? Aynı yönlü hareket çünkü. 20 dakika sonra karşılaşıyorlarmış. Bu nedir? İlk karşılaşma. Nerede karşılaşsınlar? 210'luk araç şurada bir yerde yakalasın. Nerede olduğunun bir önemi yok aslında. İkisi de artık burada mı? Şu 150'lik araç, şu da 210'lı araç. E şimdi artık arkadaşlar madem bu bunu yakaladı, artık bundan sonra aradaki mesafe çevre kadar olmayacak mı? O zaman ikinci yakalamada ben artık çevreden yürüyeceğim. 2400 bölü hızlar farkı 60. O da ne yapar? 40 dakika yapar. Doğru mudur? E bunların toplamı ne yapar? 60 dakika yapar. Peki bu araçların ikisi de 60 dakika mı gitmiş ya da kişilerin e o zaman 60 dakika gitmişse bana diyor ki ikinci kez yan yana geldiklerinde A'ya olan uzaklıkları. E o zaman herhangi birine referans alsam benim için yeterli. Niye? Çünkü arkadaşlar sonuçta aynı noktada duracaklar. Süre aynı süre olduğu için. Ben 150'den gidiyorum. 150 çarpı 60 dersem 9000 metre yol gitmiş bu adam. Bu ne demek biliyor musunuz? Şuradan 150 garaj neredeydi? Şuradaydı. Buradan başlamış. 2400 gitmiş. Bir 2400 daha gitmiş. Bir 2400 daha gitmiş. Ne olmuş? 7200 metre. Sonra şuradan bir 1200 gitmiş. Şuraya kadar gelmiş. 8400 oldu. O zaman 9000 için bir de şuradan 600 daha gidecek. 600 daha gidecek. O zaman benim A'ya uzaklığım neymiş? 600 metreymiş arkadaşlar. Yani burada çembersel ifadelerde, çembersel şekillerde arkadaşlar en dikkat edilmesi gereken husus aradaki mesafe. Eğer böyle aynı noktada vermemişse ilk yakalama süresiyle normal sonraki yani yana geldikten sonraki yakalama süreleri her zaman farklıdır. Yani o yüzden ilk sefer ayrı bulacaksınız diğerlerini ayrı bulacaksınız. Şimdi bakıyoruz. Alın dalga deniz sorusu. Bu sorudan sonra zaten videoyu sonlandıracağım. Çünkü tüm soru kalıplarına bakmış olduk. Yakalarsa karşılaşırsa tren sorusu. Aynı şekilde birim çevirme nedir? Ortalamanız nedir? şekilli şükürlü sorularda işte karşı, karşılaşma soruları aslında hareketle ilgili bilmeniz gereken her şeyi öğrendiniz arkadaşlar. Grafik sorusu çözdük bakın yine hatırlarsanız. Yani her şey mevcutsunuz arkadaşlar. Müfredatınızla ilgili artık videomu izleyerek çok rahat hareket sorusu çözebilecek seviyeye gelirsiniz. Şimdi geldik son sorumuza. Burada diyor ki hızının her yerinde aynı ve sabit olduğu denizde balıkçı teknesi denize açılıyor. Dalgalara karşı diyor. Yani bu ne demek? Tekne hızı eksi dalga hızı. Çünkü zıt yöne git için farklarını alacağız. Diyor ki 5 saatte 120 metre yol gidiyor, kilometre yol gidiyor. Bunlar giderse, ne olur burası? V tekne eksi V dalga eşittir 24 olur. Devam ediyorum. Aynı yönde giderlerse, aynı yönde giderlerse, 3 saatte gidiyormuş, yine 120 kilometre. Çünkü aynı yere gidip geri dönüyor. Bunlar gider, o zaman V tekne artı V dalga çıkar, 40 çıkar. E bitti soru arkadaşlar. Ben taraf tarafa toplarsam 2 ve tatta ne istiyor bizden dalga. O zaman tekneyi yok edelim. Şurayı eksiyle çarparsam tekneler gitti. 2 tane V dalga eşittir 16. V dalgada buradan 8 çıkar. Yani soru çözerken kain olmaya gerek yok. Formüle, kurala sadık kalalım ve dikkatli olalım yeterli arkadaşlar. Tamam? Şimdi Bugünlük arkadaşlar bu kadar. Bu videomuzda da arkadaşlar hareket problemleriyle ilgili detaylardan bahsettik. Dediğim gibi kısa bir video oldu ama verimli bir video oldu. Hareketle ilgili karşınıza çıkması muhtemelen her şeyi çözdük arkadaşlar. Tamam. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.